Merhabalar sevgili açık beyin dostları iyisiniz inşallah yeni bir soru yorumla da çok şükür karşınızdayız günler hızlı geçiyor konudan konuya atlıyoruz ama bugün parça parça biraz bahsettiğimiz daha doğrusu benim senelerdir aslında değişik vesilelerle çok parçalı olarak anlattığım ama aslında hayatımız için baya önemli konulardan bir tanesi olan şu aşkın evrimi konusunu biraz daha dilimiz döndüğünce şöyle ağır ağır temel bileşenleriyle tabii bütün her şeyle değil tarif etmeye çalışalım. Yine her zaman olduğu gibi konunun içinde aşk geçtiği için aşk dediğimiz şeyin bu video kapsamında özellikle üremeye yönelik olarak iki insan arasındaki tutkulu çekim anlamında kullanıldığını bir baştan not düşeyim. Zira Bizim kültürde aşk biraz fazla büyük bir kavram olduğu için bilimin kapsayabileceği alanın çok dışına taşan bir kavram. Onu konuşmuyoruz. O işte bizim kültürdeki o her şeye aşık olunan, insanı alıp bir yerden bir yere götüren duygu değil söylediğim şey. Ama e, biz neden acaba kadın erkek olarak özellikle böyle kudretli bir çekimle donatılmışız? Niye aklımızı yitiriyoruz? Aşkta neler olduğunu daha önce çok anlatmıştım. Şurada bir yerde bir videoda gizem bulur koyalım oraya. Aklımızı kaybediyoruz. Ön beyin çalışmıyor. işte adrenalin püskürüyor. E, efendim ne karşıdakinin hatalarını görmüyoruz. Yani belimizin normal çalışma durumu ciddi sekteye uğruyor. Depresyonla obsesyon arasında böyle kayan değişik bir delilik hali gibi bir şey aslına bakarsanız. Tabii ömür boyu süren bir hikaye değil. Kısa da sürdüğünü söylemiştik. Yani iki sene kadar maksimum bir süresi var. Ve o sürenin de işte bebek büyütmeyle bir bebeği e, hani çocuk haline dönüştürecek kadar bir süre anneyle baba bir arada tutmaya hizmet ettiğinden daha önce bahsetmiştik. Bu duygu diğer bütün özelliklerimizde olduğu gibi hani biyolojik açıdan bakacak olursak 3,5 milyar yıllık canlılık dediğimiz bir hikayenin bizdeki miraslarından sadece biri. Neden bu şekilde evrildi, niye böyle oldu %100 kesinlikle bilebilme imkanımız yok. Evrim konusuyla ilgilenen bütün arkadaşlar bilirler ki evrim elimizdeki herhangi bir davranış, olay ya da biçimi biyolojik olan herhangi bir fenomeni geçmişten bugüne nasıl böyle olmuş diye ince namenin adı ona biz evrimsel biyoloji diyoruz bilim olarak. Evrende her şey evrime tabi ama biyolojik evrimin bazı temel kuralları var. Kuralları da biliyorsunuz en son Darwin çok güzel formüle etmişti 160 senedir. Darwin'in koyduğu formülasyon hala geçerli olduğu için elimizdeki tek geçerli evrim kuramı da o. Onu kullanıyoruz. Nedir efendim? Biz her üremede farklı özelliklere sahip bireyler üretiyoruz. Bütün canlılar bunu yapıyor. Bazı özellik kombinasyonları, tabii özelliklerin hepsi kalıtılabilir özellikler, yani yavruya aktarılabilir özellikler. Ama farklı kombinasyonlara sahibiz. Bazı kombinasyonlar yaşamda avantaj sağlıyor ve üreme başarımızı arttırıyor canlı bireyler olarak. Ve üreme başarısını arttıran kombinasyonların daha sonraki nesle aktarılması daha yüksek bir ihtimalle olduğu için, üremeyi sağladığı ve o özellikler bir sonraki nesle geçtiği için bunları toplumda bir süre sonra daha sık görmeye başlıyorsunuz. Yani yani filmi hızla geriden ileriye doğru saracak olursak bugünün dünyasında canlılarda ve tabii ki insanda gördüğümüz özelliklerin büyük bir çoğunluğu geçmişte üreme avantajı sağlamış bazı tırnak içinde Rastlantısal. Bunu özellikle tırnak içinde söylüyorum. Bu rastlantı günlük hayatımızda kullandığımız rastlantıdan biraz farklı bir kavram. Tamamen rastlantısal olarak gelişmiş özelliklerin işte bugüne taşınmış halleri. Bir şeyler bize avantaj sağladığı için bugün böyle. E tabii şimdi aşk gibi bir konuya bakınca o tutkulu bağlılıkta mesela aklını kaybetmenin, birinin etrafında dört dönmenin, ondan başka bir şey düşünememenin acaba seçinimsel ya da hayatta kalma açısından nasıl bir faydası olmuş olabilir? Metodik olarak soruya aslında biz böyle yaklaşıyoruz. Evrimsel olarak böyle bakıyoruz. Temelde biyolojik bir canlının temel görevinin, en önemli görevinin üremek olduğunu defalarca söyledim. İnsan dahil hangi biyolojik canlı olursa olsun genlerini bir sonraki nesle aktarmak ve o canlılık dediğimiz hikayenin verisini yani bilgisini ila nihaya devam edecek bir hatta tutmak canlının en önemli görevi. İnsan da buna dahil. Ama insanın bunun üzerine ekstra bir takım meziyetleri ve görevleri de çıkıyor. Mesela kültür üretip aktarmak falan gibi onlar bugün ayrı bir konumuz. Bu en önemli görev olduğu için de beynimizin, zihnimizin yapılanmasından bedenimizin her bir organının çalışma mantığına kadar hemen her şey aslında cinsel seçilim dediğimiz bir olay sonucunda şekillendirilmiş gibi gözüküyor. Ne demek cinsel seçilim? Tabiatta eşeyli olarak üreyen, yani bir erkek ve bir dişinin eşey hücrelerinin birleşmesiyle yavru yaparak üreyen hemen hemen tüm organizmalarda eşler birbirlerini belli kriterlere göre seçiyorlar ve bu kriterler seçilmeyi sağladığı için seçilen eşin genleri ve özellikleri bir sonraki nesle daha kolay geçiyor. Daha fazla geçiyor. Ve bir süre sonra o seçilen özelliklerin bayağı organizmanın karakterini zamanla değiştirdiğini görüyorsunuz. Bunu hep işte tavus kuşunun kuyruğundan örnek veririz. O devasa erkek tavus kuşunun kuyruğu dişi öyle sevdiği için gittikçe büyüyor erkeklerin kuyrukları. Peki o kocaman kuyruğun acaba tavus kuşuna ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Zararı var. Fakat dişi bilmeden bilinç dışı olarak büyük kuyruklu erkekleri tercih ettiği zaman o büyük kuyrukla beraber onun o kuyrukla hayatta kalmasını sağlayan diğer özellikler tercih ettiği için aslında kuvvetli, zeki, gözü açık, işte çevik ve hareketli bir bireyin özelliklerini de devralmış oluyor ve yavrularının hayatta kalma olasılığını arttıracak kuvvetli bir genetik özellik paketi almış oluyor. Hatta Darwin ve birçok modern e, evrimsel biyoloji araştırmacısına bakacak olursanız, eşeysel seçilim, bu doğal seçilim dediğimiz, doğa koşullarının belli özellikleri avantaj ya da dezavantaj olarak muamele etmesi durumundan, biyolojik açıdan daha önemli gibi duruyor. Bu açıdan eğer bunu e, verili bir şey olarak kabul edersek, bu varsayımı geçerli olarak kabul edersek, bizim bugün insanda gördüğümüz, özellikle üreme ve cinsellikle ilgili tüm davranışların böyle bir eşeysel seçilim unsurundan geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Biyolojide yazılı olmayan ama benim kendi çıkarımım olan ve sıklıkla da kullandığım bir genel kural diyebileceğim bir hadise var o da erkekte ve kadında insan için konuşuyoruz. Görülen tüm üremeye dair, birlikteliğe dair davranış ve e, özellik kalıplarının tamamı kadınlar öyle sevdiği için o halde yani kadınlar seçici olduğu için, diğer birçok canlıda da dişiler seçici olduğu için biz de dişilerin seçimine bağlı olarak biz bir takım özellikler geliştirmişiz. Mesela erkeklerin beden yapılarından tutun kur yapma davranışlarına kadar hakeza dişilerde de aynı şekilde. Bunların hepsi dişilerin seçici özelliklerine ve çiftleşme davranışlarına bağlı onlar tarafından çok belirleniyor. Olayın detaylarını şimdi hani sadece benim bildiğim kadarıyla anlatmaya kalksam bu video 4-5 saat sürer minimum ama bence burada bu işi anlatmanın en güzel yolu aşk dediğimiz o kuvvetli çekim ne için var olmuş olabilir, ne için ortaya çıkmış olabilir diye bir bakmak lazım. Üremek en önemli görevse bundan daha önemli bir görevimiz yoksa insan bebeğinin nasıl bir şey olduğuna baktığımızda insan türü açısından üremenin en zor kırılgan noktasının o bebek denen canlı olduğunu hemen fark edeceğiz. İnsan bebeği eğer gördüyseniz yeni doğmuş bebekten bahsediyorum. Son derece kırılgan, aciz, kendi başına hiçbir şey yapamayan ve anne bakımı, aile bakımı olmadan hayata tutunması adeta mümkün olmayan bir canlıdır. İlla ki birisi onu besleyecek, çekip çevirecek, yardımcı ve destek olacak ki o hayatına başlayabilsin. Çünkü biz dik yürümemiz ne çok erken doğan canlılarız. Beyin gelişimimiz daha bitmeden annemizden dünyaya gelip gözlerimizi e, henüz gelişmekte olan beynimizde yepyeni bir dünyaya açıyoruz. Ve burada müthiş bir desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla insan üreyecekse, soyunu sürdürecekse ve hayatta kalacaksa muhakkak ama muhakkak bu bebeğe bir destek sisteminin gelişmesi lazım. Diğer bizim yakın akrabamız olan primatlara bakıyorsunuz. Büyük bir çoğunluğunda işte dişi maymunun yumurtlama zamanı geldiğinde ki bilirsiniz yumurtlama zamanı cinsel birleşme olduğunda yavrunun meydana gelebileceği yegane zamandır. O zaman olduğunda erkek maymunlar bunu dişi maymunu dışarıdan baktıklarında görebilecekleri bazı vücut değişiklikleri geçirdiği için anlayabiliyorlar. Mesela dişinin cinsel organları yüzü falan filan kızarıyor. Vücudunda tüylerin rengi değişiyor. Dişinin yürüyüşü ve duruşu değişiyor, sesi değişiyor ve erkek maymun anlıyor ki bu şu anda eğer çiftleşirsek bizim bir yavrumuz olur ve hemen gidip otomatik çiftleşme davranışını eğer tabii dişi kabul ederse. Ee, çünkü dişi orada da seçici. Gidip çiftleşiyor ve yavrular oluyor. Ondan sonra erkek maymun alıyor başını gidiyor büyük bir sıklıkla ve dişi maymun sıklıkla yavrusunu kendisi büyütmek zorunda kalıyor. Bu onlar için çok büyük bir sorun değil. Çünkü en fazla birkaç ay sonra o yavru maymun kendi ihtiyaçlarını kabaca giderebilen genç bir maymun haline dönüşüyor. Ama insan bebeğinde bu seneler sürdüğü için böyle erkeğin çiftleşip gittiği ve 9 aylık hamilelik çok zorlu bir işte bebek bakım dönemi gibi bir şey de dişiyi doğada savunmasız ve tek başına bırakması çok makul olmadığından bebekleri bu şekilde anneler pek fazla hayatta tutamayacaklarından buna bir çözüm bulunması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Erkeği yakınlarda tutmak lazım. Peki erkeği yakınlarda nasıl tutacaksınız? Erkeğin yapısına dönelim. Erkek hani burada biz bizeyiz aramızda yabancı yok. Çok azgın bir canlı bir kere. Testosteron diye bir hormon var. Sürekli üremek istiyor. Dişi gibi böyle üremeye hamilelik falan filan gibi yatırımlar yapması gerekmediği için sürekli çiftleşip sürekli spermlerini birçok dişinin döllenmesinde kullanabiliyor. O yüzden özellikle primatlarda erkeklerin çoğunun çok eşli olduğunu görüyorsunuz. Birçok dişiyle çiftleşiyorlar ve orada hani bizimki gibi aile hukuk falan yapısı olmadığı için de bir maymun muhtemelen erkek maymun kaç tane çocuğu olduğunu bilmiyor. İnsan erkeği de temelde baktığınızda benzer bir biyolojik kökenden gelmiş gibi duruyor. Özellikle sosyal cinsel davranışlarımızda bunun bazı izlerini görüyoruz ama binlerce yıldır insan bilebildiğimiz kadarıyla medeniyet, kayıtlı medeniyetin bize aktardığı kadarıyla bir tek eşli yaşamı tercih ediyor bunun için sanki doğal olarak da bir zorlama varmış gibi gözüküyor. Ve baktığımızda çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu arada bu konuyla ilgili iki tane kitap önerebilirim. Ben burada çok özetlerini vereceğim ama bir tanesi çok tartışmalı bir kitap olan. Aslında ikisi de çok tartışmalı bir kitap. Cinsellikle ilgili ne kitap yazarsanız hep tartışma olur zaten de. Bir tanesi Desmond Morris'in Çıplak Maymunu. Bir de iki yazarlı bir kitap var. Cinselliğin Şafağı diye. Yazarların ismini unuttum ama. Cinselliğin Şafağı ve Çıplak Maymunu'na bakarsanız özellikle Çıplak Maymun'daki cinsellik bölümü bir kısmına katılmama rağmen görüşlerinin çok güzel bir şekilde aslında bu süreci anlatan eserlerden bir tanesi. Şimdi efendim bebeği hayatta tutacağız. Erkek bir sürü dişiyle çiftleşebiliyor. Fakat çiftleşip gittiği zaman dişinin tek başına büyütemeyeceği kadar karmaşık bir büyüme sürecine sahip insan bebeği diye bir şey var. Ne yapalım o zaman? İnsan dişileri ya da kadınlarda yumurtlama zamanının dışarıdan görülemediğini fark etmiş olabilirsiniz. Diğer bütün maymunlardan farklı olarak insan dişisinde yumurtlama gizlenmiştir ve gizlenince dışarıdan baktığınızda belli olmaz. Döllenme şansını yani yavru yapabilme şansını arttırabilmek için bir erkeğin makul bir süre en azından dişinin etrafında gezmesi ve onunla defaatle çiftleşmesi gerekir. Böyle bir başka hayvan türü şahsen ben bilmiyorum. Hani literatürde varsa belki bakmak lazım ama insanın durumu çok özel. Ve bir kere sadece bu yumurtlanmanın dış gözlerden gizlenmesi diyebileceğimiz gizli yumurtlama hikayesi erkeği e, insanda kadına bağlayan, dişiye bağlayan çok önemli bir mekanizmaymış gibi gözüküyor. Bunun dışında mesela geçmişe gidelim. 400 bin sene önce ya da 1 milyon sene önce insan ataları buradalar. Böyle çok ayran gönüllü erkekler de var popülasyon içinde. Çok böyle eşine bağlı erkekler de var. Böyle biraz çok eşli, yarı çapkın falan erkekler de var. Böyle versiyonların olduğunu düşünün. Farklı farklı versiyonlarda birçok erkeğin olduğu bir yerde. Bu erkeklerden hangisi acaba doğal seçilim, seksüel seçilim ya da genetik baskınlık olarak daha şanslı olacak bir düşünelim. Dişi hangisini daha çok gel gel yaparsa, hangisini daha çok tercih ederse ve dişiler... Biraz akıl yani akıl olmasına da gerek yok. İçgüdüsel olarak daha çok evine bağlı erkekleri tercih ettikçe evine bağlı olan erkekle beraber yavrusunu hayatta tutma olasılığı daha fazla artacağı için evine bağlı erkek ve evine bağlı erkeği sevme özelliklerinin yavruya aktarılması daha fazla olacak ve bu yavrular daha çok yaşayıp üreyebilecekleri için de birlikte bir bağ kuran ve uzun süre birlikte kalan bir türün ortaya çıkması kaçınılmaz olacak. Yavrunun zayıflığını merkeze koyduğunuz zaman erkekle kadını uzun süre bir arada tutacak her türlü modifikasyonun işe yaramasını ve seçilimde avantaj olmasını gayet rahat bekleyebilirsiniz. Mesela bunlardan bir tanesi aşk durumunda o tutkulu aşk durumda salgılanan hormonların yapısına baktığımızda bunların Büyük bir kısmı basit mutasyonlar ya da birikimli mutasyonlar sonucunda insanda olabilecek değişiklikler gibi gözüküyor. Mesela serotonin hormonunun kuvvetli bazı duygulanımlarda aşırı düşmesi. Aşk durumunda bu çok gördüğümüz bir şey. Serotonin düşüyor. Düşünce böyle depresif bir ruh hali oluşuyor. E, kadında da erkekte de bu oluyor ama erkeklik biraz daha fazla. O depresif ruh halinden kurtulabilmek için beyin bir ödül mekanizması arıyor. Ödül mekanizması ise ummadığımız kadar yakında... Ne zaman onu düşünse beyni bir ödül kimyasal olan dopamini salgılıyor. Serotonin düşüyor, kavramsarsın, onu bir düşünüyorsun, pat dopamin. O aklından çıktığı anda serotonin düşüktüğü seni tekrar depresyona çıkıyor, bir düşünüyorsun, pat dopamin. Bunun aynısı obsesif kompulsif bozuklukta da karşımıza çıkan bir durum. Devamlı onu düşünme şeklindeki o kompulsif davranışın oluşması bu serotonin dopamin dengesizliği ile alakalı ruh hastalığına benzeyen akıl hastalığına benzeyen böyle bir durum neden evrilmiş olabilir? Eğer diyelim bir kaza sonucu böyle bir şey ortaya çıktıysa erkekle kadını birbirine bağlamaya çok fazla hizmet edeceği için olumlu bir özellik olarak seçelim. Daha çok aktarılacak ve bizim popülasyonumuzda daha çok görülmeye başlayacak. Sadece yavrunun zayıflığı üzerinden yaptığımız bu analiz %100 doğru mudur bilmiyoruz ama evrim bize ne sağlıyor? Evrimsel bakış açısı. Eğer böyle olmuşsa diğer bazı özelliklerde de buna benzer bir modifikasyon görmemiz lazım. Yani bebeğin hayatta tutulması, erkeğin yuvaya bağlanması ve aile birliğinin biyolojik düzeyde garanti altına alınması için bir takım modifikasyonlar. Çok fazla böyle modifikasyon görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi kur yapma daha Mesela erkeklerde bilinçli olarak algılamasalar bile kadının vücudundan salgılanan kokulara ya da bedensel olarak yaptığı kur davranışlarına itkisel dürtüsel olarak yönelme gibi bir davranışları var. Birçok erkek kur davranışına maruz kaldığını bilinçli olarak algılamasa bile bu hareketin öğretildiği kadınların erkekler tarafından daha çekici bulunuyor olması gerçeğinden bildiğimiz kadarıyla bir şekilde o kadınlara doğru daha fazla yöneliyorlar. Yani aslında hanımlar beylere gel gel yaptığı zaman beyler biraz hanımları çekiştiriyorlar çekici buluyormuş gibi genel bir durum var. Dolayısıyla bu da yine dışının seçiciliğinin erkek cinsel davranışı üzerine nasıl bir etki yaptığını gösteriyor. Aşırı bir bağlılık hissedenleri dişinin daha kolay tercih edeceğini, yavrusuna yaptığı yatırımı bir eşlikçiyle beraber daha iyi korumak üzere bu tip erkekleri daha fazla tercih edeceğini düşündüğümüzde dişinin bu tarz tercihleri erkek davranışının modifiye olmasında çok ciddi rol sahibi. Bunun yanında bazı fizyolojik tabii ki modifikasyonlar da var. Mesela kadınların yumurtlama zamanı dışarıdan görülmüyor diyoruz ama erkek ve kadın uzun süre birlikte zaman geçirdiğinde mesela kadın bedeninde yumurtlama olurken sadece yumurtlama olmuyor. Hormonlar ve buna bağlı olarak vücuttan salgılanan bazı koku kimyasallarının bileşiminde de değişiklik oluyor. Ve bir erkek eğer dişiyle başarılı bir üremeye dayalı bir çiftleşme yapacaksa onun yumurtlama zamanlarında bu yolla hissedebiliyor ama bunu hissedebilmesi için uzun süre birlikte zaman geçirmelerini gerektiren bir takım ekstra modifikasyonlar da lazım. Hatta şimdi detaylarına girmeyeyim ama detaylarına girersen bu video çok fazla izlenir. Kadınlarda göğüs bölgesinde toplanan meme dokusu dediğimiz dokunun şekli ve yapısı hiçbir primatta bizim gibi değil. Aslında işte kalçaların ön taraftaki bir tekrarı. Niye kalçaları ön tarafta tekrar etmek gerekiyor? Bütün primat erkekleri kalçalardan alıyor çiftleşme işaretini ama insan dik yürüyor. Yani biz bu işareti genelde nereden alacağız? Bir de üstüne elbise elbise giyiyor. Kalçaların bir kopyası üst tarafa konmuş. Onun dışında dudakların renk değiştirmesi, kaş göz gibi sosyal iletişim modifikasyonu olarak değişime uğramış yapılarımızın cinsel işlevlerde oynadıkları rollerin hepsini bir araya koyduğumuzda genel resme baktığımızda şunu net olarak söyleyebiliyoruz. İyi ki kadın erkek birbirini çekici bulduğunda böyle bir akıl tutulması durumu oluyor. İyi ki bir kendimizi kaybediyoruz. Çünkü iki tane insanın bir araya gelip de ortaya çıkan o hani felçli gibi can Niye, uzun süre bakmayı göze alabilecek bir birlikteliği kontratla ya da para ödülüyle yapacağını düşünmek için gerçekten çok gafil olmak lazım. İyi ki aklımız gidiyor, iki kendimizi kaybediyoruz. Hepimizi ilgilendiren bir tarafı var bunun. Şu anda bilmem farkında mısınız ama dünyada nefes alıyorsanız bu videoyu izliyorsanız, hepimiz böyle bir akıl tutulması sonucunda dünyaya geldik. Hepimiz bu modifikasyonlar sayesinde üreyen bir insan türünün bireyleriyiz ve. Bunu bir sakatlık ya da eksiklik olarak görmekten ziyade biyolojinin iş görme biçiminin harika tezahürleri olarak ele almak faydalı diye düşünüyorum. Özetle bütün duygu durumlarımız, bütün günlük davranışlarımız, bütün refleks hareketlerimiz, hatta zihnimizden geçen bütün düşünce kalıpları dahil olmak üzere hayatımızda gördüğümüz her şey aslında devasa bir evrimsel geçmişin ürünleri. Aşık olunca ne kadar işte komik duruma düşsek de, aşık olmayana tuhaf gözüksek de bu davranış biçiminin oluşmasında insan türünün sürdürülmesine dair çok önemli hikmetler var. Ve tabii ki e, sadece bu işin işte evrimsel olarak şöyle şöyle bir hikayeden geldiğini bilmek bize eş dost sohbetlerinde havalı bir sos katmakla kalmıyor. Yani entelektüel merakımızı gidermekle kalmıyor. Aynı zamanda kendi hareketlerimizi, kendi davranışlarımızı, kendi tutkularımızı, kendi akıl tutulmalarımızı anlamak konusunda da ciddi bir fayda sağlıyor. Tabii e, aşka düştüğünüz zaman, bizim kültürde ona bir de düşmek diyorlar biliyorsun. O içine düşülen bir şey. Aşka düştüğünüz zaman bu bilgileri ne kadar kullanabilirsiniz onu bilmiyorum ama en azından böyle efkarlı gecelerde, onu düşünürken kendinizi kaybettiğiniz anlarda arada bir bunları hatırlarsanız yani atalarımız öyle çok başı boş gezmesin, üreme işine önem versinler diye bize aktardıkları çok önemli bazı devrelerin o sırada faaliyette olduğunu hatırlamak biraz teselli edici olabiliyor. İyi ki var, o sayede biz de varız efendim. O yüzden çok da şey yapmamak lazım.